yapısında, fıtratında bunlar. Sen bu katliamın baş sorumlususun. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında radikal grupları yedirin. Buralar hepimizin yaşam alanı. Hepimiz senelik. Taksim İstiklal İstiklal Caddesi'nin girişinde. Hükümet, istihbar, hükümet, istihbar. Allah'ım Şehmiye gözlerim. Kapırlar ama bir ayakkabıma bakıyorum, bir sizlere bakıyorum, değmez diyorum açıkçası. Hazırladığı haftanın nabzıyla karşınızdayız. Her çarşamba saat 21'de olduğu gibi. Yoğun günlerden geçmekteyiz. Haftanın nabzını birlikte tutacağız. İç güvenlik paketi bir yandan mecliste görüşülmekte, kavga gürültü arasında. Diğer yanda çözüm süreci bir hareket kazanmış gibi görülmekle beraber siyasiler arasında karşılıklı atışmalar, söz düelloları haftanın nabzını belirleyen konuların başında geliyor diyebiliriz. Tabii bir yandan bugün en önemli konularından biri doların tarihi bir rekor kırmasıydı. Tüm bu sürecin yansımalarını değerlendireceğiz elbette. Bugünkü konuğumuz yazar Orhan Gökdemir. Pek çok kitapta adı var, imzası var. Kendisiyle bugünü konuşacağız ve tüm haftanın belki de bu sürecin aslında genel bir değerlendirmesini yapacağız. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Şimdi önümde de 3 kitabınız var. Örneğin biri Faili Meçhul Cinayetler Tarihi, bir diğeri Sanal Alemin Klavyeli Asileri diye Red Hack ile ilgili bir kitabınız. Ama bununla birlikte 16 kitabınız var toplamda pek çok farklı alanda. Genel olarak şimdi önümdeki bu Faili Meçhul Cinayetler Tarihi tabii en ilgimi çekenlerden biri oldu. Bununla ilgili yansımaları konuşalım ama bu süreçle başlayalım isterim. Kısa bir giriş yaptım. İç güvenlik paketi, çözüm süreci ve işte bu paketle birlikte AKP'nin politikaları artık diktatörlüğün yasallaşmasına doğru mu gidiyor diye bir algı da var. Polis devleti mi olduk diye konuşuluyor. Bir yandan çözüm sürecinin verdiği tartışmalar, yaşattığı tartışma ortamı. Tüm bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Evet, ilginç bir psikoloji ortam var bütün bu söylediğiniz. Birkaç hafta önce mecliste kafa göz kırarak çıkarılmaya çalışılan bir yasanın üzerine böyle koşar adımlarla Dolmabahçe'ye gidip bir çözümle ilgili bir 10 madde ve bir iyi niyet beyanı var. Ama onun ötesinde söylediğiniz bu dolarlar falan filan başka bir şey. Bu saraydan yayılan topluma doğru hızla başka bir yere doğru giden bir gerilim var. Yani şöyle düşünün. Aslında bütün bunlarda taraf olan bir adam, tek bir adam her gün televizyona çıkıp toplumun yarısını Bülent Arınç'ın deyişiyle her gün küfür ediyor. Bütün değerlerini hakaret ediyor. Her gün ama her gün ısrarla bunu yapıyor. Ve bu ortamda şöyle bir psikoloji var tabii. Siz ne yaparsanız yapın. Ertesi gün eğer bu adama bağlı olduğu söylenen matbuat iyi bir şey oluyor diyorsa toplumun yarısı kendisini yaralanmış hissediyor. Bu şeyde mutabakatla ilgili, bu çözüm süreciyle ilgili bu son açıklama biraz böyle hareti ruhiye üzerine geldi. Hemen ertesi gün yapılan tartışmalar da biraz bununla ilgiliydi. Yani bu seçimin 3 ay kala ne oldu ki? Hani birden böyle koşturarak, bir de bir telaşla yapılan bir açıklama ne olabilir ki? Ertesi gün yapılan yorumlar işte çözdük gidiyoruz falan filan. Ama durup üzerine düşünmeye başladığımızda aslında yeni olan pek bir şeyin olmadığını, aslında o 10 madde diye sıralanan şeyin içerisinde de tek bir tane şey var. Somut altı çizilmiş bir madde var. Demokratik Cumhuriyet. Hı hı. Bu da çok uzun zamandır konuşulan, tartışılan biri. Şimdi bu 10 madde geçmeden önce söylediğiniz şey çok önemli. Yani bu iç güvenlik paketiyle ilgili tartışma ortamını bir şekilde bu tepkileri azaltmak için mi bir hız kazandırıldı çözüm sürecine? Yani gündem değiştirmek için mi? Yoksa bir seçim yatırımı olarak mı düşünüyorsunuz? Böyle olduğunu sanmıyorum. Yani çünkü yasada ısrar ettiler. Bugün itibariyle
tekrar yasayı düşünürüz yönünde bir takım açıklamalar oldu. Ama dün itibariyle muhtemelen çekecekler. Çünkü bu açıklamanın çok kısa zamanda başka karşıtına dönüşmesi ihtimali var. Evet. Yani bir yandan bunu yapıp bir yandan ben maske takanı, molotof atanı vuracağım, öldüreceğim falan demek sürdürülebilir bir şey değil. Ama bütün bunların ötesinde bu 10 maddeyle bu zamana kadar olmayan ne olduğu hakkında doğrusunu isterseniz ben açık net bir fikre sahip değilim. Pek çoğumuz değiliz aslında. Evet. Yani niye değiliz? HDP de tam olarak bununla ilgili net bir açıklama yapmadı. Hükümet kanadından da yani madde madde sıralanmış gibi görünse de çok afaki şeyler. Bir 10 madde çok var. Net, on net madde değil var ama. 10 madde bir yol haritası olmaktan ziyade bir tartışma başlıkları gibi. Sadece demokratik cumhuriyetle ilgili bir madde belirgin. Yani bu yönde bir istek var belli. Diğerleri sadece madde olarak belirlenmiş. Yani bu konuşulmuş mu? Konuşulması mı isteniyor bile belli değil. Yani arkasından doğan alet-i ruhiye de biraz bu belirsizlikten doğan bir şeydi. Ben yine başa dönmek istiyorum. Yani buradaki şey bir toplumun bir kısmı otomatikman. Yani Cumhurbaşkanı ve yerine bıraktığı zat iyi bir şey dediği için toplumun bir kısmı zaten bunun kötü bir şey olduğu ya da arkasında kötü bir şey geleceği yönünde bir şey içinde, alet-i ruhiye içinde. Bir kere bunu anlamak lazım. Bu o psikoloji dediğimiz şey içinde. Ama öbür yandan benim anladığım, yani bir gazeteci olarak da izliyorum. HDP dediğimiz böyle bir blok, bütün bu şey çerçeve karşısında aynı şekilde duran bir şey söz konusu değil. Nitekim Selahattin Demirtaş'la Bülent Arıç arasında yapılan tartışma da bununla ilgiliydi sanırım. Selahattin Demirtaş doğrudan söylemedi size bile bu açıklamaya biraz kayıtla yaklaşma şey ruhiyet içindeydi. Halbuki açıklamayı yapan arkadaşlar daha bir heyecanla bu açıklamayı yaptılar. Hakikaten adım atılmış, yani tarihsel bir adım diyen. Sonra çok tekrarlandı ama sanırım Sırrı Süreyya Önder'di. Evet. Yani tarihsel bir adım. Yani tarihsel bir adım ne demek? Artık bundan sonra... İki yılı aşkın bir süredir. Evet, yani farklı bir şey oldu. Farklı bir şey olacak. Farklı olan ne? İşte şeyde bahar aylarında PKK toplansın, bu meseleyi görüşsün. Evet, görüşülebilir. Yani olabilir. Muhtemelen bu çok önceden konuşulmuş da bir şey olabilir. Ama ben hala bunun seçimden önce açıklanmasının taraflardan en azından birisinin zorlamasıyla olduğu kanısındayım. Hangi taraf peki sizce? HDP bu, mi, AKP mi? Yani şöyle söyleyeyim ben o zaman. Yani ben yine bir gözlemlerimi aktarıyorum tabii. Yani bu şu haliyle AKP'ye çalışır görünen bir durum. Yani onlar bu konuda hiçbir adım atmadan adım atmış hissiyatı doğurdular. Arkasından koparılan gürültüyle de beraber. Öbür yandan şöyle düşünebiliriz. Deminki söylediğim psikolojiden dolayı HDP'yi barajın altında bırakma operasyonu olarak da bakabiliriz buna pekala. Barajın altında kalırsa 400 vekile ulaşılabilecek gibi bir izlenimleri mi var sizce? Çünkü hani bu beklentiler olabilir. Peki olabilir. Ulaşma ihtimalleri var mı? Yani matematiksel olarak böyle çok bir zor. İhtimalleri olduğunu... Çok zor ama yani ne olur ulaşırsanız. Şimdi şöyle bir hesap yaparsak siyasi sana. Yani HDP barajı açtı diyelim. 70'e yakın milletvekili meclise girdi. Evet. Bu onlar için zor bir durum olabilir ama çok sıkıntılı bir durum olmayabilir. Yani sonuçta bu parlamento dediğim şey biraz böyle bir şey. Daha evet. Dengeli bir. Girmedi. Bir sene sonra tekrar seçim yapmak zorunda kalırsınız. Belki de bu süreci aslında doğru anlayabilmek için, satır aralarını belki doğru okuyabilmek için biraz daha yakın tarihimize biraz daha bakmak lazım. Örneğin işte sizin yazdığınız bu faili meçhul cinayetler tarihi. Türkiye karanlık dönemlerden geçti, belki hala geçmekte. Özellikle 90'lı yıllardaki faili meçhuller hala aydınlatılmış değil, bir yargılama yok. Bir derin devlet olgusu hep konuşula geldi. Şimdi AKP iktidara geldiğinde işte derin devletle savaşacağız diye yola çıktığını ifade etti. Askeri vesayeti sona erdiriyoruz dediler. Ergenekon davası, arkasından Balyoz davası geldi. Bir sanki böyle temiz eller operasyonu gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı ama
Tüm bunlar yaşanırken bir, AKP kendi derin devletini mi yarattı sizce? Ve geriye dönüp şöyle bir tarihsel olarak kitabınızdan da biraz kısa kısa bahsederseniz, biraz geçmişi hatırlatmak mı lazım? Nasıl bu aşamaya geldi ülke? Biraz şey, bugünden biraz uzaklaşmak lazım o zaman. Yani biraz evet, resme daha yukarıdan bakmak lazım. Birincisi şu, bu AKP'nin mevcut düzenden dışında, yani ona daha kayıtla yaklaşan bir siyasal hareket olduğu tezi tamamen yakın zamanda ve gazeteciler tarafından uydurulmuş bir tez. Yani bunu yani Türkiye'ye bakıp biraz tarihine baktığımız zaman bu tezi ciddiye almamız mümkün değil. Birincisi bu. Yani bu İslamizasyon politikası, yani bu AKP'nin şu anda temsil ettiği şey 12 Eylül'le başlamış bir şey. Yani 12 Eylül'de generallerin böyle bir politikası vardı. Daha doğrusu 12 Eylül'den önce de vardı. Ilımlı İslam dediğimiz. Yani bir Sovyetler Birliği'ni çerçeveleme, İslam'la frenleme politikasıyla beraber başlamış bir şeydi. Bizde Türk İslam sentezi ta o yıllardan beri tartışılıyor. Yani buradaki mesele şu. Cumhuriyet'in milliyetçi batıcı bir politik hattı var idi başlangıçta. Sonra bu 12 Eylül'le birlikte bu giderek dinci milliyetçi bir hatta doğru evrilmeye başladı. Bunun içerisinde de AKP falan yok. Bu daha çok 12 Eylül'ü yapan generallerin politikası olarak ortaya çıktı. Nasıl bir vizyonla yaptılar bunu o dönemde? Ya şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki İslami hareket zaten devletin kucağında büyüyen bir hareket. Yani mesela Fethullah Gülen, Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği'nin içerisinden gelen birisi. Yani toplumdaki genel algıda işte hani bir laiklik olgusu var ya, laiklik olgusunun da temel savunucusu ve koruyucusu asker diye yıllarca. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Bir anda böyle bir durum var. Bir anda da bu İslamiyet'in, düzeltiyorum, bu İslami politikaların getirilmesinde 12 Eylül darbesi ve askerlerin önemli. Bu söylediğiniz şey, yani bu laisizm meselesi biraz sistemin kemalizm yanına ait bir kavram. Evet. Ben bunu ısrarla birbirinden ayırıyorum. Bir de böyle 1960'lı yıllardan sonra daha çok ortaya çıkan, beliren bir Atatürkçülük diye bir şey var. Ben bu Atatürkçülüğün aslında anti-Kemalist olduğunu inanırım. Yani aslında Atatürk'ün mevcut devrimlerine zarar veren bir başka yapı tamamen, anlamında. Tamamen ondan uzaklaşma, toplumu yönetmek için dini daha çok kullanma hattı. Yani giderek Mustafa Kemal'i bugünkü muhafazakar dincilere benzeyen bir adam olarak imal etme hali. İşte namaz da kılardı, inanırdı falan filan. Biliyorsunuz bunlar vardı. Kenan Evren'in Atatürkçülüğü. Yani aslında onun içerisinde bir Kemalizm yok. Yani o Cumhuriyet'in devrimci ruhundan nefret eden ama Atatürk'ü de bir kurucu olarak kabul eden ve kendine has bir kişi olarak kabul eden bir hal. Bunun ne zaman vazgeçildiği meselesi belki daha uzun elimde. Yani bizi çok meseleden uzaklaştırabilir. Ama dediğim gibi bu İslamizasyon, askerlerin bu bir takım tarikatlarla, bir kısmıyla yüz göz olma hali 12 Eylül'den önce, ama 12 Eylül'de daha çok somutlanmış bir şey. 12 Eylül Anayasası dini kişisel bir şey olmaktan çıkardı zaten. Onu günlük hayatın içerisine aldı, bir düzenleyici olarak soktu. Yani şöyle bakıyordu generaller. Din çok basit, sade, ucuz bir disiplin etme aracı. Yani kitleleri bunu böyle yönetmek daha kolay. Yani çok basit. Onların kendi yayınlarında da bunlar söz ediliyordu zaten. Yani Türkiye'yi oluşturan o siyasal yelpaze içerisinde işte milliyetçiliğin bir dozu var. Eğer bu doz fazla artarsa sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz dinin dozunu arttırmak lazım. Yani onların kendilerine göre bir terazileri vardı. Bunu yapmak istediler. Tarikatlar onlara örneğin sol hareketlere göre daha uysal yapılar olarak göründü. Daha kendilerine entegre edilebilir yapılar olarak göründü. 12 Eylül destek yani eder zaten. Yani solda bir başkaldırı var, bir isyan var. Solla ilgili meseleyi şöyle söyleyelim. Yani bu sol kendisini bir şekilde tanımlıyor tabii. Ama ben şunu söylüyorum. Devrimci Cumhuriyet'in öz çocuklarıdır solcular. Yani seküler hayat süren, batılı değerleri içselleştirmiş insanlar yaratmak istiyordu Cumhuriyet. İşte sol böyle çıktı. Fakat Cumhuriyet yarattığı bu insanlardan fena halde ürktü ve korktu. Evet. Onu taşıyacağı yerden de fena halde ürktüğü için
vazgeçti bundan. Peki yani insan haklarını savunan, eşit insanca yaşamayı savunan, özgürlükleri savunan sol kültürü ve buna adamış kendini insanlar neden hep ötekileştirildi ülkede? İşte bu sebepten dolayı. Cumhuriyet korktu, ürktü bu meseleden. Yani solun götürdüğü yer onların çok denetleyebileceği bir yer değildi. Yani 70'li yıllardaki o şey hali, sokağın hareketli hali onlar için bir cehennemdi. Yani bizim için cennet olabilir tabii yani. Halkın ayağa kalktığı, sokakların hareketli olduğu. Öyle demiyorlar mı? 12 Eylül bundan oldu işte diyorlar. Hı hı. Halbuki evet şey olabilir. Yani insanların ölmesi, çatışmalar falan söylenebilir. Ama bu çatışmalar da sokak hareketli diye olmadı. O hareketi bastırmak üzere harekete geçmiş devlet ve onun beslediği bir takım odaklar sebebiyle bu cinayetler ortaya çıktı. Paramiliter güçler sebebiyle ortaya çıktı. Yoksa bizzat sokakta yürünüyor diye kimse ölmüş falan değil. Yani bu vazgeçme hali biraz yönetenlerin yönetememe halinden kaynaklanan bir şeydi. Dolayısıyla biz 12 Eylül'de böyle geldik. Yani 12 Eylül'de üstü örtük bir İslamizasyon politikası. Toplumu İslamize etme. Toplumu dinselleştirme. Ama nasıl bir din? Aslında kendi belirledikleri bir din. İşte Diyanet'te evet, şey yapılan, temsil edilen bir din. Hı hı. Hatırlıyor musun? Yani aynı politikayı şu anda AKP'nin devam ettirdiğini görmekteyiz. Yani askeri vesaire yani sonlandıracağını ifade eden bir iktidar. Bu aslında Cumhuriyet'in intiharıydı. Yani toplumun, Cumhuriyet'in, onu yönetenlerin yönetmek için dine ihtiyaç duyması devrimci Cumhuriyet'in intiharıydı zaten. Yani şöyle ben ona biraz ironik bir şekilde şöyle diyorum. Cumhuriyeti 12 Eylül öldürdü zaten. Cenazeyi kaldırmak için bir imam gerekiyordu. AKP'yi ve başındaki şahsı buldular. Aslında onlar ölü gömücü. Ya ölmüş devleti gelip ele geçirdiler. Mesele biraz bununla ilgili. Hı hı. Daha somutlarsa yani AKP'nin bir proje AKP'den söz ediyorum. Olduğu ifade edilir. Bu buldulardan kastınız dış destekler mi? Hem dış askeri... destek var hem askerin desteği var. Yani 28 Şubat olmasaydı AKP olmaz örneğin. Yani 28 Şubat halbuki daha çok bu tür dinsel, siyasal harekete karşı yapılmış gibi görünüyor. Ama tam tersi sonuçlar doğurdu. Yani bu şununla ilgili. 90'lı yıllarda bu faili meçhul cinayetlerin en sert yaşandığı yıllarda bir gün ülkeyi yönetenler bu özellikle bu İslamizasyon politikasında kontrolü elinden kaçırdıklarını fark ettiler. Yani bu Refah Partisi'nin bir takım ittifaklarla büyümesi, giderek iktidara gelmesi haliyle de yakından ilgili. Yani bu nasıl kontrolü ele geçiririz meselesi üzerine kafa yormaya başladılar. 96 yılında çubuğu tersine bükmeye karar verdiler. Çubuğu tersine bükmek ne demek? Yani bu İslamizasyon politikasından vazgeçeceğiz. Tırnak içinde yeniden ilericilik yapacağız. Hı hı. Soru şu, kiminle yapacağız? Yani bir takım arayışlar içerisinde falan girdiler. 28 Şubat aslında bununla ilgili bir şey. Yani toplumsal bir karşılık yaratma, hareketlendirme, özellikle dinsel siyasal hareketlere karşı toplumu hareketlendirme çabası bir yandan. Öbür yandan da bu mevcut dinsel hareketi bastırma, yani bir şekilde kontrol altında tutma. Aslında Ergenekon'a geliyoruz böylece. Evet. 1997'de yapılan program. Yani içinde askerlerin olduğu, yani kalabalık, asıl gövdeyi askerlerin oluşturduğu bir grup. 96-90 yılında böyle bir program yaptılar. Yani kontrolü elden kaçırdık. Ya yani kendi hatalarıydı aslında. Bu şeyi nasıl tersine çeviririz? Sanırım bu Ergenekon lobi diye bir belgeyle başlamıştı mesele. O belgeyi de ilk defa Mehmet Eymür'ün, yani bir MİT'çinin, evet, kendi sitesinde yayınlaması çok manidar. Şu anda Amerika'da değil mi? Hayır, buralarda. Döndü hayır. Mü? Kendi meşrebince bu Ergenekon hesaplaşmasının içerisinde taraf da oldu. Çok ortalıkta görünmedi ama onun adamları, ona bağlı adamlar bir şekilde bu işin içerisinde yer aldılar. Bu belge ilk defa orada yayınlandı. Bu belgenin yayınlanmasından sonra da bu Ergenekon denilen kaynaşma başladı. Bu kaynaşmanın aslı şu, bu 96'da 97'de yapılan programı devlet içerisinde benimseyecek, alıp taşıyacak kimse kalmamıştı. Yani İslamizasyon en çok devletin içerisinde başarılı olmuştu. Bununla ilgili bir şey. Gidemeyecekleri anlaşılınca yenilecekleri de anlaşıldı. İşte hesaplaşma, Ergenekon hesaplaşması bu. Aslında şey gibi düşünün, işte 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül.
27 Mayıs'ı Kemalist düzeni yeniden ayaklar üzerine doğurtma girişimi sayarsak 12 Mart'ta her seferinde aslında 12 Mart'ta 12 Eylül'de 27 Mayıs'la yapılan bu girişimi engelleme girişimi idi. Yani daha sağdan daha dinsel olması biraz bununla ilgili. Bu 28 Şubat'ı belki onun devamı. Yani 28 Şubat ve Ergenekon girişimine. Çünkü bu girişimlerin ordu içerisinde de bir takım karşılıkları oldu. Tüm bu süreç içerisinde Büyükanıt'ın 27 Nisan bildirisini, e-bildirisini, e-muhtırasını nereye oturtuyorsunuz? Canım işte bu onları da şey yapama, programı yürürlüğe koyamama. Hı hı. Yani devlet içerisinde öyle bir kadrolaşma var ki 50 yıllık kadrolaşma. Hakikaten yani şey yapmış, İslamizasyon en çok orada ortaya çıkmış. Ve Türkiye'nin egemenleri, yani diyelim ki en önde gelen iş adamları da ancak dinle yönetebileceği şey. Artık geriye çevirmen imkansızdı. İmkansız yapmaya kalktılar. Ne kadar duruma hakimdiler doğrusunu isterseniz bilemiyorum. Ben Bülent Arınç'ın bir tek lafına katılırım. Bu generallerle iyi ki savaşa girmemişiz. Onu peki, söyleyebilirim. Yani dünyada tek kurşun atmadan teslim olmuş tek ordudur. Yani uzaktan baktığımız zaman bunu görebiliriz. Hani öyle çok şeydir, 12 Eylül'de örneğin kendi çocuklarına karşı çok gaddardır. Ama işte bir şey karşısında, mahkeme kararı karşısında. Tabii bu Türkiye'deki bu toplumsal dönüşümde askerlerin şey olmaması, azade olmaması ile ilgili. Yani onların da bir kısmı bu meselede bir tutum aldılar. Yani bir kısmı arkadaşlarının mahkemelerde, şimdi kumpas dedikleri, komplo dedikleri mahkemelerde yargılanmasına rıza gösterdiler. Razı evet. oldular ve hatta desteklediler bunu. Evet, kasaptaki ete soğan doğramam diyen generali de hatırlıyoruz. Bu işte Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde ya da işte ifade vermeye gitmeyen askerleri de hatırlıyoruz. Peki, şimdi şu anda çözüm süreci ya da barış süreci adı altında bir süreç yürütüyor ama bunun da işte biraz daha geniş bakalım dedik ya, biraz daha geriye gittiğimizde askerin doğuda uyguladığı tabii ki bir devlet politikası vardı ama yanlış uygulamaların bugüne yansıması olarak da değerlendirilebilir değil mi? Şimdi bu onları savunmanın imkanı ve koşulları yok. Biz gazeteci olarak da yani o işlerin içerisinden geldiğimiz için mesela 90'lı yıllarda bu siyasal hareketinin gazetede dergileri bombalanırken biz oralardaydık dayanışmak için. Kalktık gittik uzun süre içinde çalıştık. Yani bir hakikaten bir cehennemdir. Yani faili meçhulü cinayetler. Ben dosya da incelediğim için söylüyorum. Yani 90'lı yıllarda tabii ki Batı'da da var ama bu faili meçhul cinayet meselesi biraz Kürt illerine ait bir veri olarak ortaya çıkar. Yani bunları rahat yayınlayabiliyor muydunuz? Yani o dönemler Türkiye yine bir yandan, sansür vardı bir yandan Türkiye Özgürlükler Örgütü bedelini ödemeyi göze aldığınız zaman her şeyi yaparsınız. Bunun bedelleri vardır. Yani ama bununla ilgili pek çok haberi yeni yeni gün ışığına çıkan şeyler var. Örneğin bazı insanlar artık yeni biliyor Kürt meselesiyle ilgili ayrıntılarını kamuoyunda daha fazla tartışılmaya başlayan. Ben bununla ilgili çok üzüntümü paylaşarak söyleyeyim. Bu faili meçhul cinayet meselesi çok konuşulan bir mesele biliyorsunuz. Evet. Hatta rakamlar da dolaşıyor ortalıkta. İşte 17 bin diyen var, 30 bin diyen var falan filan. Türkiye'de tek bir çalışma yok bununla ilgili. İnsan Hakları Derneği ve Vakfı'nın aylık yıllık bültenleri var. Oralarda bir şey görürsünüz, sağlıklı veri görürsünüz. Geri kalanları mahkeme dosyalarındadır. Türkiye'de her mahallede, her kasabada, her köyde bir üniversite olmasına rağmen hiçbir üniversite bunu araştırmaya kalkmamıştır. Bunu araştırmaya kalkmama hali aslında bir toplumsal hale de tekabül ediyor. Biz çok merak etmiyoruz. Kalkmama hali mi, merak etmeme hali mi yoksa bu konu sakıncalı olduğu için de olabilir. Sakıncalı mı? Evet. O olabilir. Tam olarak. Ama ben size şunu söyleyeyim. Diyelim ki 15 bin, diyelim ki 30 bin. Ya bir toplum kendi içinden 30 binini öldürerek, 15 binini öldürerek, üstelik de bunu unutarak yaşamaya nasıl devam edebilir? Ya bununla hesaplaşmak lazım zaten. Yani bu hani ben kendi için söyleyeyim, bir amatör araştırıcının altından kalkabileceğim mesele değil zaten. Yani 40 klasör dosyayı kurcalayarak, ben hepsini bulduğum iddiasında da değilim. Hı hı. Biz bu kitabı araştırırken devlet 350 tane faili meçhul cinayet olduğunu iddia ediyordu. Biz 850 tanesini bulduk.
Sadece sizin buldunuz. Evet, tabii yani, gün ışığına çıkmamışlar ama, da vardır. Ama şunu söylemem lazım. Ama 350 ile 1800 arasında evet, da çok ciddi fark var. Tek başıma benim var. Yaptığım bir şey değil. İstanbul Barosu'ndan bir grup arkadaşın da büyük desteğiyle yapılmış bir araştırmaydı. Ama biz 1850 tanesini bulduk. Yani bu 1850 tane faili meçhul cinayette 1970'li yıllardan işte hemen hemen 2000'li yıllara kadar. Bunlar da tek tek kaydedilmiştir. Yani nerede öldürüldü, nasıl silahla öldü, neden öldürüldü, araştırma ne oldu? Yani tek tek kayıt altına alınmış 1850 tane cinayet. Bu da çok büyük bir rakam. Kesinlikle. Yani, şey yap. Ama ne yazık ki hala tek araştırma. Hı hı. Yani kapsamlı ne oldu bu yıllarda, kaç kişi öldü, nasıl öldü bunu bilmiyoruz. Bunlar evet, devletin tozlu raflarında. O 1800 faili meçhul, bu faili meçhul cinayetler tarihinde yer alıyor mu? Liste bu halinde var, evet. Evet. Liste halinde var. Bununla ilgili bir genel değerlendirme ya da çarpıcı örneklerden bir iki şey anlatabilir misiniz? Yani Türkiye'de bir iç savaş hali var tabii. Yani birincisi bu 27 Mayıs'ın arkasından, yani 1968'de başlayan, 12 Eylül'e kadar giden o dönem bu açıdan çok sert bir dönem. Yani sokak hareketleri falan var. Yani orada daha çok sola yönelmiş gibi görünüyor. 12 Eylül'de artık sokakta olmuyor ama devletin eliyle yürütülen bir işlem hali var. 1980'li yılların sonundan itibaren de tamamen Kürt siyasal hareketine ve başkaldırısına yönelmiş olarak görünüyor. Herhalde 90'lı yıllar başka şeyler de oldu biliyorsunuz. Turgut Özal'ın öldürüldüğü iddia edildi, bir generali uçağa düştü, Uğur Mumcu öldürüldü, başka bir pek çok aydın var. Evet. O zaman devlet üst üste suikastlar. Evet evet. Bu meseleyi halledebileceği sanısına kapılmış. Aslında aktörlerin kim olduğu da belli. İşte o zaman işte Doğan Güreş diye bir paşa var. Kimin hükümet olduğu belli. Polis müdürü Mehmet Ağar. Mehmet Emir o zaman çok etkili adam. Bunların yürüttüğü bir politika bu. Ve biliyorsunuz Ergenekon başladığında ben hep kayıtla yanaştım. Dediler ki yani niye kayıtla yanaşıyorsunuz? İşte darbe falan filan. Ben dedim ki iki Mehmet'in olmadığı bir davanın ben yani Türkiye'de bir herhangi bir hesaplaşma yol açabileceğine inanmam. Çünkü bu kadar işte generallerle hesaplaşılıyor gibi görünmekte. İşte Ergenekon davası, Balyoz, ülkenin genelkurmay başkanı 2 yıl hapis yattı. Böyle bir tablo içerisinde işte saydığınız isimler işte Mehmet Ağar vesaire diğer isimlerle neden hesaplaşılıyor? Ama işte bu böyle bir hesaplaşma değil. Bu böyle bir hesaplaşma olabilmesi için yargı süreci, önce halkın bunun arkasında durması lazım. Halk bunu sadece seyretti. Bu hesaplaşma dolayısıyla Türkiye'deki bu dinci milliyetçi politikayı oturtturmak isteyenlerle eski milliyetçi batıcı politikada ısrar edenlerin bir hesaplaşmasına dönüştü. Yani AKP ile eski cumhuriyet bir anlamda tasfiyeye uğradı. Eski cumhuriyetle özdeşleştirdikleri herkesi de topladılar, bir davanın içine attılar. Bunun içinde yazarlar da var, generaller de var. Hakikaten geçmişte bir sürü bu tür suçla adı anılmış bir takım insanlar var, üniversite hocaları var. Yani asla yan yana gelmeyecek. İşte gazetecileri aldılar, içine koydular ve şey gibi oldu yani AKP'yi sevmeyenler davası. O iş dava sulandı. Hayır, sulandı değil. Bu tür davaları taşımak çok zordur. Yani arkasında çok güçlü bir şekilde durmanız lazım. Arkasında duramayacakları anlaşıldı. Yani askerler şeyiyle. Yani çok üzerine gidince askerler arkasından çekildi. Arkasından çekilince başka şeyler oldu. Sonunda bakın o kadar yani şu son zamanda polisler örneğin. Yani toplayıp götürdükleri, bu cemaatçi olduklarını idare ettikleri polisler bugün şikayet ettikleri her şeyi dün yapıyorlardı. Ama o kadar enteresan bir şey var ki, durum var ki sanki hiç olmamış gibi. Herkes bir demokrasi savaşçısı gibi ama biz de onu o zaman söyledik. Yani bu tür davalarda adil yargılamayı mutlaka çok iyi korumak lazım. Yapmazsanız şunu yaparsınız. Gerçekten suçlu olan insanları sokağa salarsınız ve bir daha da yargılamasını imkansız hale getirirsiniz. Şu anda olan bu mu? O olan bir kısmı için olan bu. Ama dediğim gibi bu yeni Türkiye'ye tırnak içerisinde restore etme davasıydı. Şimdi gerek kalmadı. Zaten şunu söyleyeyim. Bu Ergenekon davasında vesaire davalarda, Balyoz davalarında falan filan çıkanların hiç sesi çıkmıyor, dikkat edersiniz. Kesinlikle. Bu en hatta konuşulan konulardan biri. Neden kısmı, sustular? AKP'nin politikalarının paralelinde şeyler söylüyorlar. Yani
Bir pazarlıkla i̇şte mı çıkıldı? İşte bu söylediğimle ilgili. Yani aslında ortalıkta bir sorun yok. Yani ortalıktaki sorun çok küçük. Yani siz demedin AKP yeni politikalar getirdi falan filan. Hiç öyle bir şey yok. Hayır, bu iddia ile kendi çıktı, devletinde kurmadı. Mesele şu. Sistem bunları istiyordu yönetmesi için. Bunlara uygun hale getirdiler. Yani tıraşladılar bir nevi. Yenisini kurmak hadlerine falan değil. Öyle bir kapasiteleri falan da yok. Hı hı. Kurulmuş olan onlara hizmet etmeye hazır. Çok basittir bunlar. İşte o bu hal, yani bazı meselelerin bu kadar kolay olması hali, biraz Cumhuriyet'in ölü ele geçirmiş olması haliyle ilgili. Evet, şimdi size anlattığım meseleyle ilgili yani. Evet, Cumhuriyet'in eskisi yenisi diye bir tanımlamanız da var. Bunun da kastınız nedir? Bunu da biraz konuşalım mı? Biz Enver'le beraber çok uzun zamandır program yapıyoruz. Ona gülerek söylerdik. Enver Aysever burada. O programları yaparken şimdi bu yandaş basın denilen gelen arkadaşlar bize şey der, siz Ergenekoncusunuz falan diye. Biz de Enver'le çok gülerek bakardık birbirimize. Çünkü yani bu Ergenekon dedikleri İnsanların devrinde de bizi cezaevine atarlardı. Aynı şekilde iterlerdi, kakarlardı. Yani eskisi de bizi döverdi. Yenisi de dövüyor. Biz o anlamda yani eskisi, yenisi. Yani sol görüştekiler her türlü dayak yiyor. Her türlü dayak yiyor. Yani bizi kimin dövdü de belli değil ayrıca, biliyorsunuz. Evet. Yani böyle de bir durum var. Ona binaen eskisi, yenisi diyoruz. Yoksa yani böyle bir dönüşüm olmuş değil. Yani bu dönüşüm olduysa bile AKP ile beraber olmuş bir şey değil. Bakın 2001 krizi oldu. Ben şey diye başlıyorum, herkes bu Arap Baharı meselesi falan başladığında zannetti ki yani dışarıda başladı. Aslında ilki Türkiye'de başladı. Önce Ankara düştü. Yani Arap Baharı Orta Doğu coğrafyasında İhvan'ın, Müslüman kardeşlerin eğer şeyi ise, yükselmesi ise, iktidara olması hali ise ilk Türkiye'de oldu. Evet. AKP ile beraber başladı. Bir ekonomik krizle başladı. Biliyorsunuz bir devalüasyon oldu. Döviz birdenbire fırladı. İşte ekonomi çok kötü, işsizlik patladı. Öyle geldiler. Bir tür darbeydi. Sadece böyle. Belki böyle çok ciddi anlamda sokak hareketlerine dönüşmediği için mi bu başlangıç Türkiye'den itibaren sayılmadı? Arap Baharı Türkiye'den başladı dediniz ya. Şart değil sokak hareketine dönüşmesi. Bizde biraz daha farklı oldu. Yani çünkü daha hazırdı burada. Böyle geldiler. Yani bir tür darbeyle geldiler. Bunu şimdi herkes unuttu bunu. Yani Ecevit'e yapılanları biliyorsunuz, hastanede rehin tuttular. Yönetemiyor, hasta dediler. Askerler, gazeteciler, bazı şimdi yetmez ama evet diyen, hatta AKP'nin mağduru olmuş bazı bir takım gazeteciler Anadolu'ya çıkıp tur attı. Ecevit bıraksın, Hüsamettin Bey gelsin falan filan diye. Yani bunlar çok çok çabuk unutuldu. Ecevit hükümeti bir darbeye devrildi. Bir hükümet darbesidir. Yani bir gün ortağı dedi ki seçime gitmek lazım. O seçimden de garip çıkamayacakları çok belliydi. Girdiler. %21 olan iktidar partisinin oyu %1'e düştü. Ve bu düşüşten AKP diye bir yeni parti çıktı. Sanıyorum 3-4 ay önce kurulmuştu seçime girmeden. Yani çok kısa bir süre önce kurulmuştu. Bir partinin içerisinden çıkmıştı. Şimdi bütün bunlar normal oldu. Hani şimdi milli irade falan diyorlar ya. Hı hı. Ama yani tablo öyle görünüyor ki bir ekonomik krizde gelen başka bir ekonomik krize gider. Şu anki tablo bunu mu gösteriyor? Yani ekonomideki bu dalga. Arada pek çok şey oldu tabii. Yani belki Kürt sorununa da belki dönmemiz lazım. Hani bu şeydeki Suriye'deki bazı direnişler vesilesiyle Batı nezdinde oradaki Kürt silahlı hareketlerinin anlamı çok büyük değişikliğe uğradı. Biliyorsunuz iki tane kadın gerillayı Fransa'da sarayda ağırladılar. Evet. Ben Fransız arkadaşlarımla konuştuğumda onlar şey diyor, yani bir IŞİD'ci oraya gitse direkt tutuklanır. Hı-hı. Ama Kürt gerilliler orada şey diye karşılanıyor. Kahraman, özgürlük savaşçıları olarak görünüyorlar. Gayet doğal. Yani şimdi arada bu 10 yılda yani Ankara'nın düşmesiyle başlayan, sonra Mısır'a, Irak'a, Tunus'a, kısmen Suriye'ye şey yapan, Libya'yı yani genişletebiliriz mesele. Burada bir takım değişikliklere yol açmış durumda Orta Doğu'ya. Yani bir kere Kürt hareketi açısından çok büyük değişikliğe yol açmış durumda. İkincisi, bütün bu ılımlı İslam, bu ihvanı iktidara getirme meselesinin işte Mısır'daki hesaplaşmada görüldüğü gibi Orta Doğu'yu nasıl bir cehenneme çevirdiğini şimdi fark etmiş durumdalar. Yani Saddam'ı devirdiler. Libya'da Kaddafi'yi devirdiler. Esad'ı devirmeye çalıştılar. Ve bu insanların gittikten sonra ortaya çıkan tabloya bakar mısınız? Libya'da şu anda yani meşru tamdan hükümet önce bir gemide toplandı. Şimdi bir otelde toplanıyor. Otelin dışına bile çıkamıyor.
dışına çıkamıyor. Yani bu IŞİD'le Orta Doğu'nun nasıl bir bataklığa döndüğünü, nasıl bir orta çağa karanlığına gömüldüğünü hepimiz dehşet içinde seyrediyoruz. Ne olacaktı halbuki? Kaddafi gidecekti, Libya'ya demokrasi gelecekti. Saddam gidecekti. Değil mi? Evet. Irak'a. Hatta en son iddiamız oydu ki Suriye'ye demokrasi gelecekti. Şu anda Suriye, IŞİD'e karşı Orta Doğu'daki tek kale, tek sığınak haline gelmiş durumda. Tam ama, tersi Orta Çağ'a dönüldü. Ama bütün ama ilginç olan şu, aradaki değişim şu. Oradaki bu Orta Çağ'la arada bir köprü var, Türkiye. Dün Esad'ın ona bağlı hükümetin şey diyor ki Türkiye bu adamları desteklemeyi bıraksın, mesele bir günde çözeriz diyor ki. Yani yıllardır köprü. Bunu evet. Söylüyorlar zaten. Burada direnen güç kim? İşte Suriye'deki Kürt Silahlı Hareketi, şeydeki Irak'taki PKK dahil. Dolayısıyla hı-hı. Türkiye rolünü de kaptırmış durumda. Evet. Rolünü de kaptırmış durumda. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Hani bunun ötesinde, hani biraz tabloyu genişlettik diye söylüyorum. Hı-hı. Eğer Mısır'da ihvan iktidara gelmişse mutlaka Suriye'de de gelir. Irak'ta da öyle olur. Ve Türkiye'de de olur. Eğer Mısır'da Müslüman kardeşler ihvan devrilmişse mutlaka Suriye'de de devrilir, Türkiye'de de devrilir. Bu tamamen zaman meselesidir. Bir yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra. Bu kadar girift mi? Çok birbirine bağlıdır. Çok enteresan bir şekilde birbirine bağlıdır bu meseleler. Türkiye'de 27 Mayıs olmuşsa bir benzeri mutlaka Mısır'da olur. Ya da olmuştur. Yani bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra. Yani bu coğrafya daki ülkelerde birisinde olan her şey diğerinin mutlaka eninde sonunda sirayet eder. Mutlaka bir karşılık bulur. Peki. Dolayısıyla bu şeyde başlayan, 2001 kriziyle başlayan ve aslında bence hala en önemli ülkesi Türkiye, bu yeni bir ülke kurma girişimi aslında şey nihayete ermek zorunda. Yani mantıki sonuçlarına gelip dayandı. Hatta bana kalırsa bu bölgeye, bu dinci dalganın arkasından bir tırnak içinde söylüyorum bunu tabii, bir laik, seküler dalga gelmek üzere. Yani bu IŞİD'le, savaşla birlikte bu bölgedeki bu iklimin, yani şu andaki şu boğucu iklimin hızla değişeceğini tahmin edebiliriz. Bir yanda böyle içinde bir algı var. Diğer yanda acaba işte bu IŞİD terörü ülkemizi de kasıp kavurur mu? O kafa kesen mutlaka caniler buraya da gelip o eylemlerini yaparlar mı? Gibi korkular da var. Yani hocam, bu yansıma. Ben İstanbul'da bir şeye gittim. Bir panel sunum vardı Göbeklitepe ile ilgili. Göbeklitepe yapan hanımefendi, kocası sürdürüyordu aslında. Orada Göbeklitepe ile ilgili bir sunum yapıyordu. Yan, büyükçe bir salon Üsküdar'da, yan tarafta da hilafet mi diye bir tartışma vardı. Yani size şu kadarını söyleyebilirim. Yani IŞİD'in Şeriat Derneği kuruldu Van'da. Orta Doğu'da açıklamalarını duyduk geçen hafta. Irak'ta, Suriye'de olduğunu zannetmek büyük bir yanılgı. Sadece o kadarını söyleyeyim. Burada da geniş bir yapılanmaları olduğu, hücre evlerinin olduğu konuşuluyor zaten, biliniyor ama yani Türkiye, bununla ilgili bir eylemsellik yaşanır mı, yaşanmaz mı? Umarız ki yaşanmaz ama böyle bir korku da oluşmuş durumda maalesef. Evet evet, yani Türkiye bir yanıyla böyle çok kısa zamanda iç barışını hızla kaybeden bir ülke şeyi veriyor, hissi ve görünümü veriyor. Şimdi seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Seçimlerle ilgili de bir kısa yorum isteyeceğim. Çünkü tuhaf bir süreçten geçiyoruz işte. Girişte konuştuk. Polis devleti olma yoluna gidiyoruz. İç güvenlik paketi, çözüm süreci falan derken kafalar iyice karıştırılıyor. Böyle bir atmosferde şimdi bir seçime gidiyoruz. Nasıl bir beklentiniz var? Bu iç güvenlik paketini biraz bu ortamla beraber düşünmek lazım. Yani mevcut hükümet artık kendisini çok güvende hissetmiyor. Yani bu çok açık. Bu tür yasalara çok ihtiyacı olur. Diktatörler devrilmeye yakın bu tür yasalar çıkarırlar. Zannederler ki polisle, askerle kendilerini koruyabileceklerini düşünürler. Duvarlarını kalın yaparlar, binlerce korumayla gezerler. Biz bunları biliyoruz. Ama bunun hiçbir derde deva olduğu görünmemiştir. Bu seçimle ilgili çok enteresan bir şey var. AKP kazanır mı, kaybeder mi falan filan diye bir şey var. Bence Türkiye bu meseleyi çoktan aştı. AKP kaybetmez. AKP'nin kaybetmemesinin sebebi şu. Hani çok başarılı bir şeyler yapıyor falan anlamda söylemiyorum bunu. AKP'nin kaybetmesi için ortalıkta bir seçmenin olması gerekir. Yani seçmenden kastımız nedir?
bir yurttaş olacak. Hayır, hayır şunu söylüyorum. Olmaktan biz diyeceğiz ki, ya sevgili arkadaşım, bu hükümet yolsuzluk yapıyor. Göstereceğiz belgesini, arkadaşı ikna edeceğiz, arkadaşı vazgeçireceğiz. Peki şu anda bugün gazetelerdeki anket sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusun %82'si, seçmenin %82'si yolsuzluk olduğuna inanıyor artık. Evet. Buna rağmen yine de kazanacak diyorsun. Tabii ki kaybetmeyecek diyorum. Şu kaybetmesi için dediğim gibi bir seçmen olmadı. Bir seçmen yok ki ortalıkta. Ben şunu defalarca dedim. Hayır, bir yolsuzluk durumu söz konusu değil, komisyon alıyor diyor. Mesela o şeyler olduğu zaman ben sayın devlet büyüğünü karımın yatağında görsem inanmam diyor. Çalar tabii hakkıdır diyor. Yani bu Halit Rüya'yı anlamadığımız zaman bu seçim üzerine behude konuşmalar yaparız. Sosyolojik olarak bakın, benim annem Samsunlu, ben Samsun'a gittim. Onu biliyorum orada. Yaklaşık 1.100.000 nüfusu var. 550.000'i devletten aldığı yardımla geçiniyor. Gazeteden 3. sayfa haberler sayfalarına bakın. Oradaki cinayi haberler, hani o garip memleket haberleri en çok nereden geliyor? Mesela Samsun'dan geliyor. Hı hı. AKP'nin de bununla ilgili bir takım şeyleri var. Yani bu durum, bu hal AKP bile rahatsız eder hale gelmiş durumda artık. Çünkü devletten yardım alarak geçinen insan teknik olarak yoksul değildir. Düşkündür. Bak karıştırıyoruz bunu böyle, yoksulluk. Bir insan bir işte çalışıyordur, aldığı ücretle geçinemiyordur. Yoksul odur. Hiçbir işi olmayan, sadece yardımla geçinen bir adam düşkündür. Bu İngiltere'de sanayi devrimi sırasında bunlar yaşandı. Düşkünler yasası. Yani sizin bir işiniz yok, bir yerde çalışamıyorsunuz, kiliseye gidiyorsunuz. Bir öğün yemek veriyor size, bir de yatacak yer gösteriyor. Hı hı. Ama sıkıntı şurada. Eğer bir iş bulursanız 16 saat çalışıyorsunuz. Aldığınız ücretle düşkünler yasasından yararlanandan daha kötü şartlarda yaşıyorsunuz. Yani yattığınız yer daha kötü, yediğiniz yemek daha kötü. Evet. O zaman ne yapıyorsunuz? İşi bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kiliseye gideyim. Türkiye'nin hali budur. Bu hal taşınabilir bir hal değildir. Düşkünün partisi olmaz. Düşkünün ülkesi olmaz. Düşkünün hiçbir şey olmaz. Düşkün yurttaş bile değildir. Ya Türkiye'de böyle bir atmosfer. Tabii böyle bir atmosfer. Daha önce de böyle bir atmosferde giriyorduk. Yani bizim sizin herhangi bir partinin o kesimi yani %40 %50'lik ne kadarsa bilemiyorum fikrini değiştirmesinin imkanı yoktur. Peki son olarak şunu sorayım şimdi yine seçim süreciyle kapatalım gündemde olduğu için. Bir seçim barajı karanlık bir şekilde artık Türk siyasetinin üzerinde durmaya devam ediyor. %10 seçim barajı ile ilgili işte kaygılar var ama HDP bir şekilde bağımsız adaylarla değil biz parti olarak gireceğiz dedi. İşte barajı geçer geçmez bunlar tartışılıyor. Seçimden sonraki tabloda HDP %10 barajını geçerse ve parlamentoya girerse nasıl bir Türkiye? Giremezse nasıl bir Türkiye olacak? Canım ben bunu anlamış değilim. Hani bu pazarlıklar falan var ya, hı hı. Çözüm süreci falan filan. Bu nedir? Demokratik cumhuriyet. Aynı zamanda Türkiye'yi normalleştirme süreci değil bilmediğimiz mi? Bilmediğimiz için biz de anlayamadığımız ha, böyle için bu kadar ayrıntılı konuşuyoruz. 10 maddeden de onu anlıyoruz. Yani böyle bir niyet beyanı var. Hı hı. Demokratik cumhuriyet dediğiniz şey nedir? Yani en de sonunda budur. Yani normalleştirme hali. Yani bir yandan iç güvenlik paketini çıkarmaya çalışan bir hükümet, diğer yandan bu demokratikleşme sürecini bu 10 maddede çünkü çok demokratik adımlar var anladığımız kadarıyla bunu yapar mı? İmkanı var mı sizce? Yani ikisi birbiriyle örtüşmüyor. Olabilir mi? Böyle bir böyle bir şeye gidebilir mi? Yani İç Anadolu'dan oy alan bir siyasal parti bu konuda bir adım atabilir mi? Ama bunu sormanız gereken ben değilim. Heyecanla söyleyen arkadaşlar. Mesela Sırrı Süreyya Bey'i çağırıp ona sormalısınız. Sizi heyecanlandıran neydi diye. Hakikaten ben anlamaya çalıştığım için ya da bir yandan söylüyorum. Sürekli bir milliyetçiliği körükleyecek cümleler kuran hükümet ve yetkililer işte bayrak, bu konuda ezan, da size, toprak. Size şunu söyleyebilirim. Diğer demin işte, söylediğim meseleden dolayı söylüyorum. Düşkünün milliyeti de olmaz. Türkiye'deki milliyetçilik bir palavradan ibarettir. Olmadığını biz biliyoruz. Yani 90'lı yıllarda şöyle bir sahne hatırlıyorum. Kozyatağı'daydı sanırım. Bir grup işte bir sol siyasi hareketin temsilcilerini apartmanın 8. katında kıstırmışlar. Polis her yanı çevirmiş. Elektriği kesmiş, suyu kesmiş. Televizyon canlı yayında. Bakın bu Türkiye'ye ait bir görüntü. Yukarıdan pencereden slogan atıyor kızcağızın biri. Hani ne olur ki yani? Sonuçta hani beklesen elektriksiz susuz. Yani gideceksiniz yakalayacaksınız. Silahı olsa bile ne olur yani? Polis oraya girdi. İçerideki herkesi öldürdü. Bunlar önemli değil. Bunlar çok bildiğimiz bu failin meçhul meselelerden dolayı da bir tablo. Hı hı. Ama aşağıda ellerinde Türk bayrağıyla bekleyen
ve o gencecik çocukları öldüren polisleri alkışlayan halkımız vardı. Biz o zaman şöyle diyorduk, ya bu milliyetçilik bizi boğacak. Aradan 20 sene geçti. Bu milliyetçilikten hiçbir şey kalmadı, eser kalmadı. Evet. Peki, süremizin sonuna geldik. Şöyle bir genel çerçevede bakmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kitaplar için de teşekkür ediyoruz bu arada. Okuyacağım hızlıca. Çok sağ olun. Tekrar bekleriz bir başka yayında. Umarım devam tekrar edelim. Bir arada oluruz. Değerli izleyiciler, bu hafta aslında haftanın nabzını tutabilmek için iç güvenlik paketini neden getiriyorlar, çözüm süreci neden bu aşamada, bunları anlayabilmek için biraz Türkiye'nin yakın tarihine bakmaya çalıştık. Daha geniş bir çerçeveden bakmaya çalıştık. Haftaya yine haftanın nabzıyla karşınızda olacağız. Saat 21'de her çarşamba. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunun yapısında, fıtratında bunlar. Ben de kokoydum. Ben de ötüyorum. Sen bu katliamın baş sorumlususun. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında radikal grupları yedirin. Buralar hepimizin yaşam alanı. Hepimiz senelerdir. Taksim İstiklal Caddesi girişinde. Hükümet, istihbar, hükümet, istihbar. Allah'ım şey niye gözlerim? Ama bir ayakkabıma bakıyorum, bir sizlere bakıyorum, değmez diyorum açıkçası.